düzelmesi için bir fırkanın öldürülmesine cevaz yok mudur? Diye sordu. Zembilli Ali Efendi, bunların öldürülmesiyle alemin düzelmesi arasında bir alaka yoktur. Suçlarına göre ceza gerekir. Koca orduları dize getiren padişah, başını önüne eğdi ve kararını geri aldı. Bundan son derece memnun olan Zembilli, tam huzurdan ayrılıyordu ki tekrar geri döndü. Kendisine merakla bakan Yavuz'a, "Sultanım, birinci talebim şeriatın tebliğiydi. İkinci bir talebim daha var ki bu da sadece bir ricadır." dedi, ardından ekledi. "Sultanım, bu mücrimlerin suçları kendilerine aittir. Ancak onlar hapisteyken masum ailelerine kim bakacak? Dolayısıyla sizden ricam, verilecek ceza bitene kadar bu mücrimlerin ailelerine nafaka bağlamanızdır." Bu ikinci talebi de yerine getiren Yavuz, hiç şüphesiz ki farkında olduğu ilahi mesuliyetin icabını ifa ediyordu. Zeki ve güçlü kumandan Yavuz, 10 Eylül 1517'de Kahire'den İstanbul'a dönerken, "Gönül isterdi ki Afrika'nın kuzeyinden Endülüs'e çıkayım ve sonra Balkanlar üzerinden tekrar İstanbul'a döneyim." diyerek doyumsuz fetih arzusunu dile getirirken, gerçek bir Müslümanın ufkunu ortaya koymuş oluyordu. Buna ilaveten, Portekizlilerin Hindistan'daki Müslümanlara yaptıkları zulme mani olmak niyetini sergileyen Yavuz, bu yolda çeşitli hazırlıklar da yapmıştır. Hatta Piri Paşa tarafından fetih için lüzumlu olan toplar dahi dökülmüştür. Cihangir Padişah bir gün yeryüzünün genişliğini merak eder. Ona bir dünya haritası getirirler. Hayret ve istifafla bakar ve "Bir hükümdar için neyse ama iki hükümdar için az." diyerek haritayı atının ayaklarının altına atar ve atını şaha kaldırır. Bu manzara Yavuz'un mağrurluğunu değil, ruhunda taşıdığı cihat aşkının haşmetli şahlanışını ifade eder. Şair Yahya Kemal, onun bu doyumsuz cihat meylini bakın nasıl dile getirmiştir. "Sultan Selim evveli rahmetmeyip ecel, fethetmeliydi alemi Şan Muhammedi." Yavuz, Mısır dönüşünde yolu üzerinde bulunan Şam'a uğrayıp kabrini yaptırdığı Muhyiddin Arabi Hazretlerinin türbe ve camiini merasimle açtı. Kazandığı büyük zaferle İstanbul'a doğru ilerleyen Yavuz'un ordusu, 2 sene, 1 ay ve 20 gün süren bir Mısır seferinin yorgunluğu içindeydi. Bir ara geçtikleri bir bölgedeki susuzluk da bu yorgunluğa eklenince büyük sıkıntılar yaşandı. Hatta binekler bile telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yavuz Sultan Selim Han bu hale gönülden muzdarip olarak secde-i rahmana kapandı ve "İlahi, bana ve askerlerime kolaylık ver. Bizlere lütfunla muamele eyleyip rahmetini gönder Allah'ım." diye Cenab-ı Hakk'a iltica kıldı. Daha o anda gökyüzünü kuşatan rahmet bulutlarından seller gibi yağmur yağmaya başladı. Böylece büyük bir susuzluk ve onun verdiği zararlar Cenab-ı Allah'ın lütfuyla bertaraf edildi. İlahi nusret ve rahmete kavuşan Yavuz Sultan Selim Han ve ordusu Adana civarında da şiddetli bir yağmura tutuldular. Her yer çamur deryası olmuştu. O sırada Selim Han, devrin meşhur alimlerinden Kemal Paşazade ile yan yana at üstünde sohbet ederek gidiyorlardı. Birden Kemal Paşazade'nin atı ürktü ve ürken atın ayağından sıçrayan çamur Yavuz'un üstünü baştan başa boyadı. Kemal Paşazade çok üzüldü. Rengi attı. Yavuz ona dönerek mütebessim bir çehreyle, "Ulemanın atının ayağından sıçrayıp bizi boyayan çamur bizim için şereftir, mübarektir. Bu çamurlu kaftanı ben ölünce sandukamın üzerine kapatın." buyurdu.
Bu hadise, Yavuz'un alim ve ariflere gösterdiği hürmet ve tazimi ne güzel ifade eder. Yavuz, Kahire'de otururken dünyanın siyasi haritası temelinden değişmişti. Ve bu değişiklik asırlarca devam edecek, istikrarlı olacaktı. Osmanlı nüfuzu Sudan'a, Libya'ya, Cezayir'e yayıldı. Kahire'ye gelen Yemen elçileri Sultan Selim'e durumlarını arz ettiler. Aslında Zebit'te bir müddetten beri Türk askeri garnizonu vardı. Çerkes İskender Paşa ilk Yemen Beylerbeyi tayin edildi. Sultan Selim 2 yıl 2 ay süren ve bütün Osmanlı tarihinin en uzun seferi Hümayunu olan Mısır seferinden 25 Temmuz 1518 tarihinde İstanbul'a döndü. Bugün üzerinde 120 milyon insanın yaşadığı ülkelerin fatihi ve Hilafet-i İslamiye'yi haiz olarak dönüyordu. Mukaddes beldelerin hadimiydi. Taht şehri İstanbul'da 2 yılı aşkın bir zamandan beri hakanlarından mahrumdu. İstanbul halkının çok büyük bir karşılama hazırladığını öğrendi. Böyle bir kalabalığın karşısına çıkıp alkışlanmaktan utandı. İstanbul'a dönüşte Üsküdar'a gündüz gelmişlerdi. Yavuz, İstanbul halkının kendisine büyük bir tezahürat yapacağını haber aldığından lalası Hasan Can'a "Hava kararsın, herkes evlerine dönsün, sokaklar boşalsın, ben ondan sonra İstanbul'a gireyim. Fanilerin alkışları, zafer taakları ve iltifatları bizi nefsimize mağrur edip yere sermesin," dedi. Geceyi bekledi. Gizlice kayıkla Topkapı Sarayı'na geçti. Ertesi gün İstanbullular hakanlarının sarayda bulunduğunu öğrendiler. Yavuz'un karakteri kadar yükselme devri Osmanlıların mizacı içinde karakteristik bir olaydır. Osmanlı'nın çöküş döneminde palavracı devlet adamlarının hezimet dönüşlerinde lehlerinde yapılan nümayişlere ne derecede can attıklarıyla mukayese edilirse iki dönemin de karakteri ortaya çıkar. Yavuz İstanbul'da 10 gün kalıp Edirne'ye hareket etti. 9 günde 13 Ağustos 1518'de Edirne'ye geldi. Burada bulunan Rumeli taht muhafızı oğlu Ulu Şehzade Süleyman'ı gördü. Sancağı olan Manisa'ya yolladı. Venedik ve Macaristan'la sulh anlaşmalarını yeniledi. İkinci İran seferine hazırlanmaya başladı. Mütakiben İstanbul'a gelen Mısır ulemasıyla Osmanlı uleması Yavuz'un halife olmasını kararlaştırdılar. Daha sonra halife 3. Mütevekkil Ayasofya Camii'nde minbere çıkarak Yavuz'un hilafetini ilan etti. Hırkasını çıkararak Yavuz'a giydirdi. Bundan sonra Osmanlı padişahlarına sultanlık unvanıyla beraber halife sıfatı da verildi. Büyük cengaver hünkâr Osmanlı toprağını bugünkü Türkiye'nin tam 5 katı artırarak 4 milyon 182 bin kilometreye çıkardı. Mısır ve Arabistan Yarımadası Osmanlı hakimiyetine geçti. Hint Okyanusu'na kadar inildi. Kuzey Afrika hakimiyetiyle Osmanlı hududu Atlas Okyanusu'na dayandırıldı. Hicaz ve Orta Doğu ülkeleri Osmanlı hizmetine açıldı. Mübarek ve mukaddes emanetler İstanbul'a getirilerek İstanbul izzet ve şeref kazandı. Bunlar Topkapı Sarayı'nda mahsus bir hücreye konularak burada 24 saat kesintisiz Kur'an-ı Kerim okunması için 40 hafız tayin edildi. İlk Kur'an-ı Kerim'i okuyan da Yavuz'un kendisi oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun hiçbir İslam devletine nasip olmayan 600 senelik ihtişamı asıl maneviyata verdiği ehemmiyetten kaynaklanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu yüce insan Osman Gazi'nin meşhur bir rivayete göre misafir kaldığı odada Kur'an-ı Kerim bulunması nedeniyle geceleyin ayağını uzatıp yatmaması Yavuz Sultan Selim Han'ın mukaddes emanetleri böyle büyük bir tazimle İstanbul'a getirip 40 hafız tayin ederek onların başında asırlarca sürecek bir surette kesintisiz olarak Kur'an-ı Kerim okutması Osmanlı Devleti'nin
dillere destan büyüklüğünün en önemli ispatıdır.